Geldi. Hoppa. Hoppa. Geldi. Hoppa. Güzellik. Hoş geldin. Hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Hey, daha güzelsiz olsun. Aldın mı barakudayı? Aldım yavruyu. Ey maşallah. Dün akşam aldığımız barakudayı sabah temizliyoruz. Helalim var vallahi aşkım ya. Arkası tebrik ediyorum. Arkası gelen olsun. Öyküklü olsun. Büyük balığa barakudayla başladık. Vallahi da spin olayına bir hafta oldu başlayalı. Bu ikinci aldığımız balık. Jig'de ben bir tane loos almıştım. Evet. Ama spin olayını sevdim. Arkası spin gelsin mi, evet, buraya balık avlarının? Aynen. Ben isterim. Siz ne diyorsunuz? Arkası gelsin mi böyle? Büyük balık avlarının. Büyük balık mı, küçük balık mı? Ama küçük balığı ben tutmasını da çok seviyorum. Bütün ciğerlerini çıkarttım. Suyuyla yıkadık bir. Bir, iki, üç, buçuk, üç buçuk karış. Orta boy. Yani ne küçük ne büyük. Benim karışım 20 santim olsa 20, 40, 60, işte 65, 70 santim falan geliyor. Oh. Denize düşürürüm. Ondan yavaş hareketler yapıyorum. Şöyle şöyle keseceğim. Yine var. Olsun. Olur. Ortasında kemiği var ya. Evet. Aslında bu filete bıçağı da. Şey, et bıçağı. Evet. Güzel kesti. Kuyruğunu kesiyorum ya. Kesin. O zaman benim serinleme vaktim gelmiştir. Hadi gittim ben. Tamam. Göbeğe dikkat. Ayıltıyor, ayıltıyor. Mükemmel. Su tertemiz. Ben de geliyorum o zaman. Gel bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Nasıl? Ayıltıyor değil mi? Mükemmel. Mükemmel. İşte bunu seviyoruz. Koydu hayat çok güzel. Bu be. Hayat bu. Alarga'dayız şu an. Kıştan kara yapmadık. Hemen koya geldik. Costladık bir kere. Evet. Suyun rengine bakar mısınız? Tamam. Çok güzel değil mi? Cam cam. I'm going under in this heart, my fear there's no one to save me. This all or nothing really got a weight of driving me crazy. I need somebody to hear,
Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Diyorum ki keşke son gün böyle bir yere gelmeseydik. Ama her yer birbirinden ayrı güzel. Birbirinden ayrı keyifli. Hepsinin ayrı bir hatırası yok mu bizde ama? Evet. Her yer öyle de Bozburun, Göcek, Atvik, bir başka yani. Sedir Adası güzel değil mi? Sedir Adası. Kleopatra Adası yani. Evet. Artık bugün son gün, hatta son saatler. Böyle sular nasıl bırakılır gidilir? Neyse, gene geliriz. Gene geliriz. Deniz yıldızı buldum. Ama canlı, onu geri bırakıyorum. Çok tatlı. Tonight fall, and you're not here to
orada bir tane tavşan var. İnanılmaz güzel yavrum ya. Ben göremedim. Bak bak taşın üstüne bak. Kulağa bak oynuyor bak. Şeye bak, keçiye bak. Evet. Keçinin önüne bak. Ya gördüm. Gördün mü minna? Bak bir şeyler yiyor. Birazcık yavaş yavaş yaklaşayım bakayım yanına. Ama tavşan ne çıktı? Tavşan ya. Hayır ya aşağı bak, aşağı bak. Aşağıda. Çok tatlısın. Dur bakayım. Yavaş yavaş gideyim yanına belki korkutmadan. Siz de görürsünüz. Karga da var. Karga var, keçi var, tavşan var. Gördün mü yabani? Yukarıda bir tane daha var. Ya aşkım bunlar yuva yapmış buraya ya. Bak ağacın altında da var. Bak ağacın altında da var, ağacın altında. Çok güzel. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Nasıl kaçıyor. Gel buraya, sevelim seni birazcık. İki taneler. Gel sevelim seni birazcık. İki taneler. Bak bak geliyor bir tanesi bak. Bak şunlara, o 3 tane oldular, 3 tane oldu. Yukarıda bir tane daha var, taşın altında. Nasıl yiyorlar, nasıl yemleniyorlar ya? Alışmış bunlar aşkım insanlara. Moru bırakmışlar, tur tekneleri. Bak bir tane burada var. Keçinin hemen yanında bak, kaçıyor. Çok şekersiniz. Keçiler de artık... İnsanlara alışmışlar, hiç tepki vermiyorlar. Evet. Minnaklar, minnaklar. Kocaman. Evet. Bak, bak, bak. 3-4 tane oldular şu an. 4 tavşan var. Bir tane de şurada ileride var. 4, o 5. O ağacın altında var. O bir aşk. Yani çok güzelsiniz ya. Çok güzelsiniz. Evet, dur bakayım birazcık yaklaşacağım yanına. Korkacak mı bakalım? Popişe bak, popişe. Bunlar şey olmuş aşkım, evcilleşmiş. Evcilleşmiş, evcilleşmiş. Gel. Gel bakayım buraya, gel. Gel. Bir tane siyah var. Al aşkım, bir sürü tavşan var. Bir sürü. İnanamıyorum ya. Bir sürü tavşan var. Bir sürü. Akşamki tuttuğumuz barakuda tavaya girmeye hazır. En sevdiğim kısım bu işte. Tavşan adasındayız şimdi. Akşamüstü olmak üzere teknemizi çıkartmadan bir öğlen yemeğimizi, akşam yemeğimizi yiyelim dedik. Yani şimdi en güzeli de tutum balığı yemek değil mi aşkım? Evet, kesinlikle. Gider ayak teknemizde yiyelim, evde yemeyelim yani. Doğru. Tava getirmeyi unutmuşuz, o yüzden tencerede yapıyoruz. Bizi kınamayın. Kimler kimler unutuyor kim bilir. Siz de unutmuyor musunuz ama? Evet, mutlaka kampa... Bir şey unutulmuyor mu yani? Kampa bir yere gittiğimiz zaman biz mutlaka bir şey unutuyoruz yani. Yani havlunu unutursun, tuzunu unutursun, kaşığını unutursun. Yani bir şey unutuluyor, illa unutuluyor yani. Bazıları çok planlamam. Her şeyi not alıp, kontrol edip ondan sonra çıkıyor. Biz onlardan olamadık. O yüzden her şeyimizi unutuyoruz yani. Mutlaka bir şeyimiz unutuluyor. Önemli değil aşkım ya, sağlık olsun. Sağlık olsun. Şunu çöpe falan mısın? Böylece koku da dışarıda kalıyor. Evet. Masamız çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Evet, hem koku dışarıda kalıyor. Bir de
tencere aslında getirmemiz bir taraftan iyi oldu. Evet, neden? Yağ sıçramıyor evet, etrafına. Dışarı yağ sıçramıyor, en azından içeride kalıyor yağda. Mükemmel. Şu denize bakar mısınız? Burada ne yeseniz güzel. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Bizi ziyarete mi geldin sen bakayım? Koca oğlan. Tavşanlar da keçilerin arkasından geliyor. 6 tane tavşan gördük şu ana kadar. 2, 4, 6 tane cilleşmiş evcilleşmiş. Dibimize kadar geldiler, baksana şunlara ya. Tavşanlar nasıl oluyor anlamıyorum. Şeyleri takip ediyor ya. Keçileri. İyice birbirlerine arkadaş yoldaş olmuş artık bunlar. Biz gideceğiz ama biraz sonra. İnşallah bir daha karşılaşırız sizinle. Şu anda motorumuz çalışmıyor. Yani akülerden kaynaklı olarak. Ve denizin ortasında kaldık. Ay bir de akülerin ikisi de şarjlı görünüyor yani. Herhangi bir şarj sıkıntısı da yok yani. Kutup başlarından olabilir. Bir daha bir bas bakalım bakayım. Yok, tamam, zorlamaz be. Vallahi durum şu. İki akümüzde neden olduğunu bilmiyoruz. Boşalmış. Allah'tan küreklerimiz varmış. Şeyde, teknede. Kanalın kürekleri bunlar. Yani onlara deneyeceğiz. Yani kendimizi şimdi akıntı var. Akında akıntı Allah'tan bizi yani istediğimiz yere çapraza yani şu kayaya gönderiyor. Aslında biz şuraya gitmek istiyoruz. Şimdi akıntıyı da doğru kullanarak küreklerimizle kendimizi buraya doğru attırmaya çalışacağız. Yoksa kayalara falan doğru gidebilir. Bayağı biraz şey yapacağız artık. Yorulacağız ama inşallah oraya kadar kendimizi atarız. Kanalın ağzına attığımızdan sonra zaten sıkıntı yok. Orası zaten sığ. Hani en azından tekneyi zapt etmesi bizim için kolay olacak. Allah kolaylık versin diyorum bize. Yani böyle bir şeyde tatilin son günü olması, yapacak bir şey yok. Elden gelecek bir şey yok. Evet. Neden olduğunu bilmiyoruz aslında ama. Bazen o bizi taşıyacak. Bu işler böyle ama küreğin olması bir avantaj oldu gerçekten. Aşkım arkaya otur bakalım bir. Ha? Arkaya otur, böyle zor olacak ya. Şöyle şöyle çekelim ya, zaten akıntı doğru gidiyor şu an, güzel gidiyor. Doğru yöndeyiz ha? Doğru yöndeyiz. Ya şu şey, teknelerin oraya kadar hani sığıyor orası zaten. Evet. Oraya atarsak baştan iple çekeriz kendimizi. Aynen. Ama önemli olan şuradaki büyük taşlardan, kayalardan kurtulmamız. Hayır, saat de 5 oldu. Şey, günlük gezi tekneleri aslında şey olurdu, geçerdi ama evet. Hepsi limana yanaştı yani. Bir sürü gezi teknesi vardı günün evet. İçerisinde yanımızda. Onlar da turlarını bitirdi. Hatta bir tanesi şu an arkamızdan geçiyor. Ama işte o Afrika'ya gidelim. Bizim Çamlı'ya giden turlarımız lazım ama onlar da gitti artık turları. Neyse, Allah kolaylığımızı versin. Allah kolaylığımızı versin bebeğim. Akşam yattığımız yeri biliriz. Evet. Akşam yemeğini eriteceğiz. Sen misin Barakuda'yı gömen? Evet. Rüzgar da sancaktan geliyor değil mi? Evet. Sancakta şu anda. Son bir kez deneyelim dedik. Kutup başlarından bir tanesi gevşemiş, artı olanlardan bir tanesi gevşemiş herhalde, muhtemelen biz oraya palet falan koyuyorduk. Herhalde o sırada kabloya mabloya oynatmışız zannedersem. Söktük, çok şükür. Söktük taktık ama nasıl oldu bilmiyorum, bir kez daha deneyeyim dedim, bir daha kutup başını sökeyim, bir daha takayım falan dedim. Yani şuradan buraya kadar kürek çekerek geldik, çok çok yani kano çok iyi ama tekne de yaramıyormuş yani. Yine oradan oraya getirdi, oraya da götürürdü ama çok zorlandık. Yani şöyle yani bu da bizim için bir tecrübe oldu. Tabii. Yani kutup başımız herhalde o dediğim gibi ekipmanları sok çıkartan yaparken evet. Herhalde kutup başını oynatmışım ya da oynamış, gevşemiş bir buradan şeyler olmuş. Buradan da dayıma sevgiler. Teknede olduğunuz zaman sizin tekneniz küçük, yanınıza bir tane kürek alın mutlaka, bağlayın şuralarınıza dedi. Biz de hadi dedik, bu seyrimiz çok uzun.
yanımızda bulunsun dedik, aldık ve... Ne olur ne olmaz dedik. Gerçekten. Vallahi şuradan şuraya gerekmiş. Kadar çekti, eğer çalışmasaydı oraya kadar da uğraşacaktık. Evet. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Vallahi. Çok şükür. Çok şükür. Gözüktü zaten şurası Çamlı'da. Ya, yavaş yavaş yolu gidiyoruz. Yarılamıştık ama evet. Olsun yani. Çok şükür. Aynen. Ya vallahi. Ha, şarjı görünüyor aküler. Neden olduğunu anlayamadım bir türlü. Demek ki işte şeymiş. Kutup başlarından. Kutup ben başları. Söylemiştim ama söktük de çıkardık da. Ama söktüm taktım yine olmadı. Demek ki... Biraz daha dua etmemiz gerekiyor. Şu anki derinliğimiz 1 metreye çıktı ama şu alan 30 santime kadar düşüyor. 2,5 metreye çıktık şimdi. Biraz indirdim trimi. Çamlı'nın çıkaracağımız rampaya geldik. Burada tekneler, tekne barınağı var. Bizim arabamız da tam da şurada duruyor. Teknemizi güvenli bir şekilde Çamlı barınağından çıkardık. Son dakika bir atraksiyon yaşadık. Evet ya. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Yine şans bizden yanaydı. Küreklerimizi iyi ki almışız dedik. Evet, Turgay dayıma buradan selamlar olsun. Çok yaşa. Çamlı'yı güzel bir şekilde gezdik. Sedir Adası, Dillere Destan Kleopatra Adası yani diğer adıyla. Orada gezindik, denizimize çok girdik. Her şey çok güzeldi. Yani çok güzel bir tatil geçirdik yine. Evet, dolu dolu burada da güzel böyle bir hafta falan geçirdik değil mi? Yanlış evet. Tam artık tarihler çok karıştı. Biz ilk çıktığımız günü baz alıyoruz. 17 Nisan itibariyle işte Göcek seyriyle başlamıştı maceramız. Göcek, Bozburun. Bozburun, Söğüt. Sonra Gökova Körfezi ve olarak tamamladık. 17 Ama burada Nisan... bitmiyor. Yaz daha yeni başlıyor. 17 Nisan'dan bugüne yaklaşık 40 gündür denizdeyiz. 5 metre tekneyle herhalde Türkiye'de bir ilki başardığımızı inanıyoruz. Değil evet. mi? Bence kesinlikle öyle. Bence de öyle. Sizce öyle değil mi ama yani? Yani YouTube'da görmüyoruz, çekmiyorlar. O yüzden bilmiyoruz yani. Yani sizce öyle değil mi? Bunu bir muhakkak belirtin size. 2 aydan beri teknedeyiz yani evet. Şu anda. Ve yedik, içtik, gezdik, gördük. Sizlere de bunu paylaşmaya çalıştık. Umarım kendi gördüğümüz kadar paylaşabilmişizdir de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O bir zaman. Sonraki seyrimizde bir sonraki hafta haftalarda görüşürüz. Haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. La 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 şirinler. Ya ben böyle her seyir dönüşü koşturmak zorunda mıyım ya? Çekmiyorum video. Beğenmiyorlar, abone olmuyorlar zaten. Çamlı'da yol kenarından geçerken markete uğradık. Baktık ki çok güzel çilekler var. Şu anda tam da mevsimi. Siz de Haziran böyle Temmuz zamanlarında gelirseniz Çamlı'dan teknenizi indirmek isterseniz çilek tarlalarından taze çilekleri almadan gitmeyin bence. Pişman olursunuz. Şunlara bakar mısınız? Kırmızı. Hepsi kızarmak üzere. Şu anda gerçekten tam mevsimi. Kenardan geç bebeğim. Oo. Çileklerimiz toplandı sizin bahçeden. Için, sizin için topladık. Çok güzel valla. Seramızın ismi ne? Var mı Seramızın ismi? Lefaret Hanım Çilek Bahçesi. Oo. Instagram'da. Oradan da takip edebilirsiniz. Gönderiyor musunuz peki başka şehirlere? Yok. Çilek biraz nazlı meyve olduğu için dayanmaz zaten. Dayanmaz değil mi? Dayanmaz. Evet, o zaman gelecekler. Ha, kendiniz biliyorsunuz o zaman olunca.
Evet. Gidiyor. Evet. O zaman kendileri gelip buradan tek tek bahçeden toplayacaklar. Evet, en güzeli. Taze taze. Sabahtan toplarsak kararıyor. Biz burada azar azar topluyoruz. En güzeli. Hem böyle insanlar şey olur. Daha iyi yani. Dileyenler görmüş kendileri olur. Kendileri gelip topluyorlar. Evet. 1 kilo istedik biz. Şimdi yolda giderken de yeriz. Mis gibi çilek. Yemediniz mi? Hayır. Buyurun. O zaman hemen böyle sana en kırmızısını vereyim. Tarlaya girip de yemeden olur mu ya? Değil mi? Sana en kırmızısını vereyim dediğim. İlaçsız doğal. Bal gibi. Süpermiş. Ta 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 ta. Şapkam uçtu bu lezzete. O zaman ben dökeyim. Bugün yıkamayı sen yapıyorsun galiba. Evet, ben de. Hadi bakalım. Kontento bıcı bıcı yapmışsın.